Efendim ben Menik Şalanlısınız. Umarım keyifleriniz yerindedir. The Long Dark. Mütecavız rehberi. Mütecavız rehberi ne lan bu arada? Mütecavız günlüklerine hoş geldiniz. Allah söyletti bir de mütecavız rehberi mi yapalım? Yok ya gerek yok. Yani bu seriyi izleyen insan sizin için rehber olacaktır. Ki hatta çok özet isteyenlerin, mütecavız rehberinin özetini isteyenlere şöyle bir tek madde anlatabilirim arkadaşlar. Haritayı öğrenin. Bu kadar. The Long Dark'ın temel mekaniklerini öğreneceksiniz zaten. Normal oynayışların hızlı, izleyici falan oynarken öğreneceksiniz zaten. Ekstradan haritalara binmeniz gerekiyor. Yani nerede uyuyabilirim, nerede yemek bulabilirim? Bu iki sorunun cevabını bulabiliyorsanız hayatta kalırsınız. Ha bir de şey tabii, nerede kibrit bulabilirim? Yani bu üç sorunun cevabını bilmeniz lazım ki su, yemek ve barınak ihtiyaçlarınızı giderin. Bunları bilmezseniz doğal olarak aç kalacaksınız, susuz kalacaksınız ve uyuyacak yer bulamayacaksınız, öleceksiniz. Mesela benim uyku kutulumum yok yani. Benim bir herhangi bir şekilde bir mağarada uyuma şansım yok. Nereye gideceğimi bilmesem. Ve şansıma karşıma uyuyabileceğim, kalabileceğim, sığınabileceğim yatağı olan bir mağara ya da bir bina çıkmasa öleceğiz otomatikman yani. O yüzden birçoğunuz öyle hayatta kalamıyor. Zaten o eşiği geçtiğiniz anda 20 gün, 30 gün, 50 gün büyük bir hata yapmadığınız sürece uzun bir süre hayatta kalabiliyorsunuz zaten. En büyük eşik o bilgi eşiği. O bilgi olmadan imkanı yok yani. Çok şansa bağlı. Böylece kısaca mütecavız rehberinin de sonuna gelmiş olduk. Teşekkür ederim. Beğeni ve yorumları eksik etmeyin. Dilerseniz mütecavız günlüklerine geri dönelim. Evet efendim. Elon'un mağarasından bize bir adet koskocaman bir baş çıkmıştı. Ama orada en azından kurt yoktu. Ama önümde evimle benim aramda şu an 3 tane kurt var. O yüzden birazcık dolaşacağız. Tamamen tam dolaşacağımı düşünmüyorum. Ama şu ara geçidi kullanabilirim. Öyle bir şeyler yapacağız. Yapmaya çalışacağız. Vallahi yemin ediyorum bir şeyler içmekten sıcak. Hani sesim bozulmasın. Dayansın. Daha çok video çekeceğim. Daha işte indirim videosu çekeceğim. Daha işte rehber çekeceğim. The Long Dark sığınak rehberi çekeceğim diye. Sürekli çay kahve içiyorum. Normalde bu kadar çay kahve içmem ben. Ha tokuşuralım bu arada. Ding. Bu arada bu Ekin muhtemelen bu videoyu izlemeyecekler ama bu da reklam gibi oldu. Bizim CIA'cılar Ekin'in logosunun olduğu bardak. Biz de böyle bir şey yapalım mı diye arada bir düşünmüyor değilim de yaptırdığı yer benim işimi kolaylaştıran bir yer aslında. Bir tane site buldu. Orada tişört işte kendi baskını direkt internet üzerinden gönderiyorsun. Logolar bunlar. Yüksek çözünürlüklü bir şekilde logolar bunlar. Diyorsun ki bunlara basın. Satın. Bana komisyon verin. Lambar her şeyle ilgileniyor. Yani vergisinden, dağıtımına, kargosundan falan her şeyle onun adamlarla ilgileniyor. Ama gerek son dönem ekonomimizin saçma sapan artması nedeniyle falan filan. Yani benim normalde komisyon olarak atıyorum 10 lira alacağım bir bardak. Size satış olarak 100 lirayı bulabilir belki yani. 100 liraya kim bardak almak ister ki ben bunu 55'e falan aldım herhalde ama muhtemelen zam gelmiştir 60-70 olmuştur. Kargo dahil fiyatı. Kargo mesela 15 lira ama mesela birden fazla ürün alınca aynı kargo sayılıyor yani yine. Tişört, bardak ne varsa alıyorsun yine 15 lira tutuyor falan. Fazla ürün alınca aslında avantajlı oluyor da. Düşündüm. Yapasım da var. Hoşuma gidiyor. Böyle kendi bardağımdan içmek isterdim. Böyle bir berili falan filan. Çok satacağından değil. Çok para kazanacağından değil de. En azından çok da fazla kaybolmam. 10 lira. Maksimum 10 lira koyarım. Yani. Hem böyle bir hatıra kalır. Hem bir şeyimiz olur diye. Kanalda ufak destek vermiş olursunuz. Hem de hatıra kalır diye güzel olurdu ama. Hem zaten ülkemizin ekonomik koşulları birazcık canımı sıktı. Bir de site biraz bardağı geç gönderince. Yani. Azıcık canım sıkıldı yani. 2 haftayı plan buldu.
daha alternatif iyi stiller varsa yapılabilir belki. Şey düşündüm, hani tabii ki şey daha ucuza gelir ama onunla çok uğraşmak gerekiyor yani. Toptan ya ondan ama şey mesela kar amacı gütmen gerekiyor. Vergisiyle uğraşacaksın. İşte toptan yaptıracaksın atıyorum 50 tane. Köşede duracak. Sipariş gelince birisi isteyince satacak şey kargoyla göndereceğim size. O muhtemelen çok daha fazla uğraşları gerektirir ama vergisi çarp çurt. Onlar da işin içine girecek. Ve o bir yatırım ya sonuçta. 50 tane bardak satacak mıyız? Falan. Hadi bardakta o iş oluyor ama mesela giyimde kesinlikle olmuyor yani. Çünkü tişört alacaksın da bir kişi small olacak, bir kişi large alacak. Ben hepsinden 50 tane mi sipariş vereceğim kent tarzında? Büyük bir kanal olsak o işe girişilebilir belki ama küçük bir kanal olduğumuz için açıkçası benim altından kalkabileceğim bir şey değil o. Ona önce şöyle bir şey gireriz. Atıyorum büyük bir hedef yaparız. Ya da ne bileyim iyi hani rakamlarımız bir seviyeye gelir. Güzel bir sponsorluk alırız. Şöyle cebe biraz para gelir. Çünkü özellikle sponsorluklar genellikle oyun sponsorluğu gelir. Ve onlar da hep Türkiye'de oyun mu yapılıyor? Yurt dışı olduğu için sponsorluktan dolarla para alınıyor. Dolarla para sponsorluk iş alırsam o zaman şey yapabilirim mesela atıyorum. 50 tane MNX birisi yaptırıp böyle uzun süreli aboneleri falan dağıtabilirim de. İşte planlar. Kanalımız büyüseydi vallahi çok güzel şeyler yapardım da. Yapabilirdik de. Çok da değil ha, böyle 20.000 30.000 kişiye bile ulaşsaydık. Aboneye ulaşsaydık. Bunlar yapılırdı yani. Yapabileceğim şeyler olurdu. Telefonum yeni bir şeyler geliyor. Efendim sağ salim eve gelmeyi başardık. Neyse. O konuyu bir atalım köşeye. Yine Long Dark kişiler. Ara sırada Long Dark kişilerle konuşmak gerekiyor. Böyle aklıma geldikçe. Anlatıyorum. Konuşuyoruz. Sohbet ediyoruz. Muhabbet ediyoruz. Yapacak başka bir şey yok diye konuşacağım şu an. Bu kalsın. Akçaç bir tane daha bulmuşuz. Bayağı mantarımız var. Bugün yemek yiyip uyuyacağız. Eyvallah. Ayakkabı iyi oldu ama derimiz çok az ve muhtemelen dikiş yeteneğimiz bunu yapmaya yetmeyecek. O yüzden şimdilik kundura giymeye devam edeceğiz. Ne yazık ki. Üçünü de yırtıp aslında üçünü de yırtıp deneyebiliriz de. İşte deri de çok fazla tamir edilmesi kolay bir şey de değil bu oyunda. O yüzden dikiş yeteneğiyle alakalı bir kitabım var mı? O da yok. Muazzam. Bizim dikiş yeteneğimiz ne zaman ikinci seviye olacak peki? Bir ona bakabilir miyim? Var mı daha? Daha çok var ya. Daha çok var. Ama bugün bir şeyler yapmak istiyorum. Ne yapmak istiyorum mesela? Birazcık dikiş yeteneğimizi de arttırabiliriz belki. Ben bunu bir onarayım. Gerçi dikiş kitini kullanıyorum ya. Bunu yapmam lazım işte. Onarıp parçalayacağım. Böylelikle dikiş yeteneğimiz artacak ama dikiş kitim de yok. Bir tane var. Olur da bulamazsak bu dikiş kitini. Şeyde kullanmak istiyorum. Ha, gerçi bir tane daha varmış. Hayvan derisinden kıyafet yapmak istiyorum. O yüzden öyle bir lüksümün olduğunu şu an için pek düşünmüyorum. Bunu eve bırakalım bu arada bir ara. Dekorasyon olarak bizim mıntıkaya bırakırız. Bir yerini giyeceğiz. Hatta ben bunu onarayım. Onaramayacağım ama. Gece oldu. Yırtabileceğim bir şey varsa olabilir ama. Ki var. Bunları yırtabilirim eldivenleri. Kırmızı eldiven bulduğum için mutluyum. Kırmızı eldiven tek seferde yırtılmıyor. 190 falan olduğu sürece sıkıntı yok. Ve diğer bu iki eldivenin de iyi. Tamir edilmesi daha kolay. O yüzden iyi yani. Basic eldiven. Şu an için daha iyisini bulacağımızı inanmıyorum zaten. Ben kundura kalacak. Kundura kalacak. Bunun yırtılma riskini göz alamam şu an için. Akşam, gece
Yapabileceğim başka bir şey var mı? Çok var. Ama daha da fazla yapmayacağım. Çikolatayı yiyelim. Köpek mamasını yiyelim. Suyu içelim. Bugünü bitirelim. Yarın yeni bir gün bizi bekliyor. Saatlik güzel bir uyku. Canımızı tamamen dolduracak. Kuzey ışıkları var. Dert değil. Şu gazozu içeceğim. Hem kalori alalım hem susuzluğumuzu giderelim. Bir sabah klasiğimizi gerçekleştirelim tekrardan hafiften kalori aldığım için. Biraz kitap okuyalım. Sıradaki hangi kitap okuyacağız? Yemek pişirme var. Tuzakçı. Bu en son. Bu en son. Daha sonraki sondan ikinci yaban mutfağı. Donmuş ortacı ve avı parçalama kitaplarını okumamız gerekiyor. Oltacıyı okuyalım. 2 saat. Oltacıyı okuyalım. Güzel. 1 saat daha okuyabilirsem ben mutlu olurum. İnşallah okuruz. Vallahi okuduk. Tertemiz. Tamam. Bugünlük yeter. Ben ama biraz daha su içip yolculuğa çıkacağımız için 2 saat daha uyuyacağım. Evet, açlıktan dolayı kondisyon kaybedeceğiz ama sıkıntı değil. Kitapları da çok aşırı abanmak istemiyorum. Özellikle bir fırtınalı günde evde kalırsak falan kitapları daha ziyade evden çıkarmak istiyorum. Buna ihtiyacım var. Ne bırakabiliriz diye düşünüyorum. Sedirleri bırakabilirim. Çam bırakabilirim. Biraz ağırız ya. Bu ağırlığın sebebi peki ne? Tamam, bu da var ama. 2 kilo kitap var. 2 tane kitap bırakabilirim. Tamam. Birazcık üzücü ya. O kadar niye ağırım ben? Çok kitap var ya benim üzerimde. Dekorasyon olarak kullanabiliriz bu kitapları. O zaman okuduğumuz kitabı bırakalım burada ya. Ne okumuştuk? Hayatta Ateş Yakın kitabını okumuştuk. Onu da bırakalım. Onun dışında şimdilik bir şey bırakmak istiyor muyum? Aslında bu ayakkabı ve şeyi de taşımayalım yanımızda ya. Aa, dolap doldu. İyi tamam, bot kalsın. Ceketi de bıraktım. Bu ceketi de alacağız sonra. Buraya zaten sık sık geleceğiz. Burası zaten tam kavşak noktasında olduğu için. Sık sık geleceğiz zaten buraya. Bunun notu almamıza gerek yok. Yavaştan gidelim. Nereye gidiyoruz? Şimdiki hedefimiz kule. Tren kazası ve kule. Ne yazık ki bir adet meşalem var değil mi benim yanımda? Evet, bir tane %20'lik. Keşke birkaç tane daha meşale alsaydım en son ateş yaktığımda. Hava rüzgarlı olmadığı için yine fişek kullanmadan kurtları atlatma şansım var. Tren kazasının olduğu yerde ve kuleye çıkarken de kurt olabiliyor. O bölgede kurtları atmak için fişek yerine bunu kullanmayı tercih ederdim. Orada bir tane de fişek bulma şansımız var bu arada. İşaret fişeği değil, işte normal fişek bulma şansımız var. Bakalım, inşallah onu buluruz. Benim de leviyem var zaten. Burada çıkacak olan leviyi alır mıyım? Alabilirim aslında. Metal sıkıntımız olabilir. Gizemli gölden direkt ayrılmadan önce tekrardan şeye gidip biraz daha okucu yapalım. İnertiye geçmeden önce diye bir şeye kalkışırsak hazır yanımızda metal olması benim işime gelir.
Burada yok. Evi yok. Burada hiçbir şey yok hatta ya. Bu ne ya? Harbiden hiçbir şey yok ha. Birader ne yaptınız siz ya? Levi'yi de yemiş adam ya. Lan oğlum kibrit acıdım. Bunun da bu yönünü hiç sevmiyorum ya. Metal demişken metal buldum. Gerçi bunu şimdi parçalamayacağım. Bir yandan güzel oldu bu arada bu. Her ne kadar kırmızı ayak kutusunu daha çok istiyorum. Baraja gideceğiz zaten. Aa ben nereye gidiyorum ya? Şuraya gideceğiz. Baraja gideceğiz zaten. Barajda belki bulabiliriz kırmızı ayak kutusunu. Bu benim okları yapma süremi azaltacak. Bu ayak kutusunun hala bak o 8 yıl geçti. Bu ayak kutusunun hala başka hiçbir işlevi yok ya. Bir de tabii şeyleri fenleri falan tamir ediyor da yani... Fenerin muhtemelen belki biraz etkiliyordur ama mesela fenerin kondisyonunun düşük olması içindeki yağı daha hızlı kullanmasını mı sağlıyor mesela? Çok aşırı hissetmiyorum bunu ben. Elim burkuldu bu arada bir şey yok. Yani nedir mesela? Öyle bir mekanik var mı ya biliyor musunuz yani abi işte atıyorum %50 kondisyonlu fenerle %100 kondisyonlu fener arasında işte ne bileyim ya işte 5 dakika daha uzun sürüyor falan filan tarzında bir şeyiniz var mı? Bilginiz var mı yani? Varsa söyleyin. Yoksa muhtemelen hafif de olsa bir şey vardır. Fener'in çok kondisyonu azaldığını da görmedim açıkçası ben. Yani fener tamiratı veyahut şey tamiratında kullanabiliyorsunuz. Bazı tamir işlerinde kullanabiliyorsunuz ama... Yani mütecavız, mesela izcide testereye hiç ihtiyaç olmuyor. Mütecavızlı testereye oyunun başında biraz ihtiyaç oluyor. Kuleye çıkarken işe yarıyor falan filan ama yani %100'lük bir tane testere bulmanız sizin oyun boyunca ihtiyacınız olan bütün şeyi karşılıyor neredeyse yani. Testere ihtiyacınızı karşılıyor gibi bir şey aslında. Çok uzun vadede tabii ki de yine işe yarayacaktır tahmin edebilmek bu tip malzemeleri ama. Ya, keşke şu ayak kutusu bir daha fazla işe yarasa. Çünkü taşı ağır. Bir kilo taşıyorum ne için taşıyorum yani. Oo çizim yapabiliriz burada. Buradan arabalar önce bir çizim yapalım. Bir tane daha bulduk. Neyse içindeki yakıt alırız. Bir daha dekorasyon olarak kullanabiliriz. Bilemiyorum. İkisinden birisini yaparız. Oo güzel. Şu anlar... Vallahi bu seride en azından başlangıç olarak kitaplar konusunda şanslıydık. Onu söyleyebilirim. Buradan kömür alacağım. Sis var gibi ama çizebilirsem çizeceğim. Evet. Hava da güzel çünkü. Nice. Minix bunu beğendi. Şimdi içerideyiz. Isınıyoruz. Isınırken biraz da iş yapalım. Birkaç parça odun kıralım. Daha fazla odun kırmak istiyor muyum? Hayır. Ama şu dikişkitini almak istiyorum. Onun dışında bir şey göremiyorum. Gizemli Göl'de hala büyüteci bakmadım bu arada. Rafta yok. Büyüteç olabilir. Aklıma geldi. Ona da bakacağız. Şeyde ofiste. Suyum kalmamış. Neyse baraja doğru gideceğiz. Şimdiki hedefim baraj. Barajda hazır su var zaten. O yüzden problem değil. Su arıtma tabletim de var. Kirli suyu da temize çevirebiliriz hızlı bir şekilde. İyiyiz ya. Biraz ekstra ağırlık taşıyorum tabii ki de şu an. Bunlar biraz daha dekorasyon amaçlı taşıyorum ama. Duruma göre atabilirim bunları. Acaba sisi beklesek mi ya? Sis'te seyahat edesim yok. Problem olmaz ama. Yani kurt çıkar karşımıza fişeği kullanırız falan. En azından ölümden görebilmek istiyorum kurtun pozisyonunu.
Biraz da slot yiyeceğim. Bunun için. Susuzluk biraz dert ama bir çay içeriz hadi bunun için. Çok fazla mantarım var. Ki ben bataklığın yarısını lootladık yani. Yarısını bile lootlamadık daha doğrusu. Peki. Kitap okuyacağız. Yine ateş yakma kitabı okuyalım. Gerçi balıkçılığı bitirmek üzereyiz. Onu bir okuyabiliriz. İki saat... Niye okuyamıyor? Ha. Peki. Benim şeyim... ben kuşbuğunu çayını içtim mi? İki saat. Oho. Vazgeçtim, gidiyoruz ya. Yemeği boş yedik biraz ama olsun. Benim ağır kesicim yok. Kuşburnu çayını niye içtim ben ya? Vay arkadaş. Mantar çayı varken niye kuşburnu içiyorum ki ya? Bu taraf doğru yoldu lan. Neyse, en azından yoldan gideriz. Yoldan gidersek kaybolma şansımız yok. Havalar, geri geldik. Raydan çıktık. Hadi bakalım. Ne yazık ki raydan çıkmada şey bulamadık. Fişek bulamadık ekstra. Düzdü biraz. Devam. Hadi bakalım. Aslında sistem yolculuk aslında iyi bir şey bu arada. Yoğun hava koşullarının olduğu zamanlarda sis olsun, fırtına olsun. Yeni hayvan, yırtıcı hayvan spamı olmuyor genellikle bu tip havalarda. Ama hali hazırda kurt zaten senin belli bir çevren için geçerli bu. Spam olduysa, ortaya çıktıysa, sonradan sis geldiyse bazen kaybolmayabiliyor. O yüzden kurt karşınıza çıkabilir yine sislerde. Siste zaman zaman kurt karşıma çıktığı oldu bu arada. Bundan kaynaklı da olabilir. Belki ne bileyim. Spam rate'i var ama çok düşük de olabilir. Bu ikisinden birisi. Ama yani siste dolaşmak aslında bir yandan güvenilir. Tek sıkıntısı kaybolma olasılığınız. Ama tabii ki fırtına kadar üzmüyor. Çünkü sisteyken rüzgar olmadığı için rahat bir şekilde istediğiniz yerde ateş yakabiliyorsunuz ve sisin geçmesini bekleyebiliyorsunuz. Bataklıkta bile olsanız. O yüzden eğer yolunuzu biliyorsanız siste aslında yolculuk etmek, yani böyle tren yolu gibi bir yerden gidecekseniz siste yolculuk etmek bayağı avantajlı. Teknik olarak.
Merhaba dayı. Bakıyorum ölmüşsün. Orada bir dayı daha ölmüş. Herkes ölmüş. Let's go. Bir güzel mıntıkamıza mıntıka ediyorum ya. Ben geri mi gidiyorum, ileri gidiyorum ben ya. Geri gitmiyorum, geri gitmiyorum, ileri gidiyorum. Evet. Mıntıka diyorum, şeye gideceğiz. Baraja gidiyoruz. Yani köprüye geldik. Aslında köprünün aşağısındaki kaynakları toplayabiliriz de. Sisi kullanıp deneyelim bakalım, belki kurt yoktur. En azından şu kısmını alabilirsem, köprünün yakınlarındaki kaynakları alabilirsem, bir kurt çıkmadan bir daha bununla kafa yormak zorunda kalmam yani. Ama sisi gidiyor mu gitmiyor mu anlamadım ki. Gözümdeki acıdan dolayı bulanık görüyorum her şeyi. Elimin ağrısından dolayı. Güzel. Hava da çok güzel bu arada. -1 derece. Harbiden. Rüzgar yok, bir şey yok. Hava mükemmel. Gizemli Gölü ya. Oyunun başlangıcında hava olarak sıkıntı yaratmıyor size. Şimdilik güzel, mutluyuz. Güzel yaz günleri. Gerçi gideceğiz şimdi. Kül kanyonuna falan gideceğiz. -50'lerde götümüz dolana dolana gideceğiz yani. Topuralım taş yığınına. Hikayesi henüz yazılmadı. Hiçbir zaman da yazılmayacak. Dediğim gibi çok ileri gitmeyeceğim. Ama aslında biraz... Aslında gidebilirim ya. Neden olmasın ki? Amerikan diye spam yerine gidebilirsem... Bulabilirsem orayı. Orada huş kapı çıkabiliyor. 2 tane, 3 tane. Hazır onu da alırız ha. Sadece nehir kanyonuna gitmeyiz. Geçiş kanyonuna girmeyiz. Maşallah burada toplu toplu gitmiyor ya. Ama yani toplayabileceğimiz en mükemmel hava koşulu şu an var yani. Her şey uygun yine. Vallahi şu an hava koşulları cidden tam istediğim gibi gidiyor ya. Nazar değecek yakında ama değsin yani. 8. sezonu oynuyoruz. Nazardan mı kopacağız? Hem birazcık daha aksiyon olur. Son birkaç bölümdür. Rahat gidiyoruz. Üstte 52 tane hasrotumuz var. Yani bu tecavüz günlüklerine hoş geldiniz. Hasrotu günlüklerine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 53. hasrotumuzu da aldık. Oh 54. Bir aylık hasrotu. İnanılmaz. Kafayı yersin artık yine. Bugün de mi? Yine mi hasrotu? Bugün de hasrotu yiyeceğiz. Her gün hasrotu yiyeceğiz. Sis geçti. Yakında kurt spam var orada.
Ha, ikinci hoş kabuğu da burada. Tamam, aradığım şeyi buldum. Kaçırmayalım. Daha fazla suratı. Aklımızda soru işareti kalmasın. Buradaki hepsini aldım. Tamam. Bu da galiba sonuncuydu. Şeyde kanyonu var yine ama oraya sonra gideriz. Maşallah. 64 tane oldu ya. 64 tane. Sonra sen niye ağırsın ya? I'm gonna need to eat soon. 64 tane asortumuz var ama ablamız yine tabii ki de aç. Bir main action o klasiği. Ne doyuracağım? Yemeyeceksin. Ya oyuna otomatik yürüme geldi. Otomatik asortumu otu yemesi gelsin ya. Bir seferde 5 tane yiyelim yani. Niye ben tek tek yemek zorundayım? Asortlarını ya. Hani süresi kısalsın anlamında demiyorum. Diyeyim ki 5 tane asortu göm diyeyim. Süresi uzasın yani. Yeme süresi uzasın. Okey. Ama uğraştırmasın bana 5 kere tıklatmaya yani. Hala bu güncelleme gelmedi mesela. Bu tip. Bunun modu var kesin de. Var mı bilmiyorum. De, görmedim aslında da. Ben mesela çok basit bir şey var. Bunun modunu yapın. Mütecavız için mesela mütecavız kesin. Modlu mütecavız oynarsam kesin eklerim yani. Hasrotu çünkü mütecavızın büyük bir parçası olduğu için kesin yaparız yani. Bir saniye. Tamam. Bir şey kontrol ettim de. Kara tren gecikir. Ne boktan bir bölüm oldu ya. Ne çizim yaptık en azından bu bölüm. Gerçi biz bu bölümü boktan dedik biraz ama yani şimdiki bir sonraki bölümü aha da karşınızda bir sonraki bölüm arkadaşlar. Baraj yine geldik. Yine geldik Allah'ın cezası bölümü. Allah'a yanılmaz. Yani yarım saat lootlayacağız barajı. Bir sonraki bölümü izlemenize gerek yok arkadaşlar. Bir sonraki bölümü izlemenize gerek yok. Evet yok yani falan. Bir bölüm atlayabilirsiniz. Ya da hızlandırarak izleyin. Sizin öyle şansınız var. Alın 2x'e 3x'e kaça 2x'e mi alınıyor en hızlı? 4x'e mi alınıyor? Alın 4x'e. Bir sonraki bölümü. Öyle izleyin yani. Bazı odunları da bu arada baraja bırakabilirim bu arada. Çünkü şu geçit bölgesinde huş kabuğu için gideceğiz. Bir sonraki bölümlerde huş kabuğu toplamak için gideriz. İlla uğrarız. Biraz odun stoğu yapmış olmak bize fayda sağlar. Orada gerçi uyuyamayacağım ama ateş yakmak için. Bir de soruyorsunuz, arada sırada soruyorsunuz, canlı yayınlarda da soruyorsunuz, yorumlarda da soruyorsunuz. En iyi harita abi hangisi, en sevdiğin harita abi? Gizemli Göl'den başka bir şey harita demeye dilim varmıyor ya, ne yazık ki. Yani şu geçit bölgesi, Gizemli Göl'ün dibindeki geçiş bölgesi, oyunda en çok kuş kabuğunun çıktığı bölge zaten. O yüzden avantajlı. Balık tutabiliyorsunuz. Bütün hayvanlar oyun, bu haritada mevcut. Amerikan geyiğin 4 tane 3 tane spam noktası var. Ayının 3 tane spam noktası var. Amerikan geyiğine erişiminiz daha rahat yani. 4 tane büyük haritaya bağlanıyor. Yani Milton'a bağlanıyor, bataklığa bağlanıyor. Gizem işte geçiş bölgesiyle Cylon'una bağlanıyor, Tatlı Vadi'ye bağlanıyor. Kömür yeni açılan Milton madeni sayesinde yeni diyorum da bayağı oldu.
Sonradan eklendiği için dedim. İşte kömür erişimi de var. Bu her şey var ya. Burada her neredeyse her şey var. Fırın yok sadece. Fırın da çok yakında. Yani. Sadece şeyi yok. Şeye uzak burası. Mermi üretim tezgahına çok uzak. Değil mi? Gerçi bataktan yine şeye geçiş çok uzak değil. Yine bir tık daha uzak ama bataklık meselesiyle yani bir günden yarım güne çok rahat ulaşabiliyorsunuz şeye. Körfeze. Ya her şey çıksaydı bu çıkmasaydı bu ağır ya. Bir kilo neredeyse bu ya. Bana bunu niye taş atıyorsun bana bunları oyun ya. Üzüyorsun beni oyun ya. Vallahi üzüyorsun beni ya. Ay ay efendim. Vallahi billahi. Hoş değil. Ay hey gidi bana şey. Önceden oyunun en güzel yeriydi şurası ya. Büyük aksiyon var, loot var. Geçiş bölgesi, önemli bölge. Şimdi aksiyon yok, loot da yok. Malak malak bir yer yani hani. Üzücü. Fenerbahçe gibi baraj şuna bak. Gerçi Fenerbahçe dedim de şu an neredeyse bütün takımların durumu aynı şekilde ama neyse. Efendim çok çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğeni yorumlara eksik etmezsiniz. Çok mutlu olurum. Bu videoya muhtemelen bir sonraki gün yani gelmiş iki video yayınlayacağım yine ben bu bir bölüm daha olarak yayınlamış olsun cümle kuramadım yani saçma sapan Allah'ım. Efendim yani ne diyeyim? Türkçe dersleri almayı planlıyorum. Bana destekte bulunmak isterseniz katıl butonuyla benim masraflarımı karşılayabilirsiniz. Belki böylelikle daha iyi sizlere içerik sunarım. Katıl butonuyla katılıp bu içeriklere daha önceden izleyebilirsiniz. Bu videonun daha devamı şu anda oynatma listesinde mevcut. Bu kaçıncı bölümü hatırlamıyorum ama yani bundan sonraki bölüm şu anda oynatma listesinde mevcut. İzlemek istiyorsanız önden katıl butonuyla destekleyip bize destekte bulunmakla beraber sizlere sunduğumuz bunun gibi özelliklerden faydalanabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bu arada Discord'da falan da bekleniyorsunuz. Böyle sizler de oynadığınız serilerin görsellerini, fotoğraflarını ya da böyle fark ettiğiniz şeyleri Discord'dan bizimle paylaşabilirsiniz. Hatta bazı attığınız görselleri böyle isim vererek paylaşıyorum orada burada sosyal medyada. Twitter, Discord, Instagram gibi hesaplarını da takip ederseniz hepsinin linki açıklamalarda mevcut. Çok mutlu olurum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.